Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşmaya hoş geldiniz. Sayın Başkan Ali Koç bir ifadede bulundu. Dedi ki Arda Güler eyvallah muazzam bir yetenek ama yeni Arda Gülerler bulmamız lazım. Ben de bu doğrultuda Fenerbahçe'de yapılan çalışmaları son birkaç videodur özel haberlerle sizlerle paylaşıyorum. Dün akşam bir Sırp yetenek 19 yaşındaki bir golcü hatta mevkisini de söylememiştim bir futbolcu Fenerbahçe'nin yeni hedefinde dedim. Aslında dünya futbolunu genç yetenekleri alt liglerdeki alt lig değil daha doğrusu oyuncu A takımda oynuyor Sırbistan'da ama milli takımdaki işte U19'lar Ümit milli takımları yakından takip edenler biliyor ama geniş kitlenin bildiğini düşünmüyorum ve o ismi şimdi bu yayında açıklayacağım değerli arkadaşlar. Yine başka konularımız da var. Kulüpler Birliği'nin federasyonla bir toplantısı var. Yabancı sınırıyla alakalı teknik direktörlerin çoğu da kalkmasını istiyor. Yine Fenerbahçe'de Pedro'nun durumu, Kaan Ayhan'la ilgili gelişme ve çok daha fazlası. Ve tabii ki bu akşam Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçını da konuşacağız. Değerli arkadaşlar mevzu Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Videoyu like etmeyi unutmayalım. Yeni bir ...canlı yayınla, her yerde her zaman yayıncılık anlayışıyla, ilkesiyle sizlerle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, o isimden başlıyorum. Futbolcunun adı Petar Ratkov. Kulübü Sırbistan'da TSG yani Türkçe okunuşuyla TSC isimli... E, ...Süper Lig takımı Sırbistan'ın birinci lig takımı e, bu kulüpte oynuyor. 19 yaşında, 1.93 boyunda center for ve sol kanat forvet olarak görev yapıyor Petar Ratkov arkadaşlar. Kulüp potansiyelli gençleri bulup yararlanıp bir de parlatıp satıp para kazanma işini sevdi. Bunun Portekiz modeli Benfica modeli olduğunu detaylarıyla size anlatıyorum. Dün de yine anlattım o kısma girmeyeceğim ama şunu hatırlatmakta fayda var. Başkan Ali Koç bundan 3 sene önce Emre Can'la Jesus'u getiren Fenerbahçe eski yöneticiyle Portekiz'e gidip Benfica başkanıyla görüşüyorlar ve kendisi diyor ki size Jesus lazım. Size de Hollanda modeli değil Portekiz modeli lazım diyor. Bu iki modelin ayrımını konuşmuştuk. O gün Jesus alamadı Fenerbahçe. O Portekiz modelinin, Benfica modelinin devamı olarak Vitor Pereira'yı getirdi. Ve eninde sonunda da Jesus'la Fenerbahçe'nin yolları buluştu biliyorsunuz. Benfica tesislerini, Benfica Futbol Akademisi'ni inceliyor Başkan Ali Koç ve Emre Can. Bugün yapılmaya çalışılan Futbol Akademi de Benfica futbol futbol akademisinin bir benzeri değerli arkadaşlar ve bu doğrultuda birçok isim var. Yeni isim, ilk defa duyuyorsunuz. Bundan sonra çok duyacaksınız. Sırbistan 1. Lig'inde oynayan, Sırp U19 milli takımında da oynayan Petar Ratkov santrfor ve sol kanat forvet olarak genç bir yetenek sır futbolunun 1.93 boyundaki forvet hattındaki ismi alakalı, ismi değerli dostlar. Bu sezon takımıyla Petar Ratkov 19 maçta da oynamış. 4 golü, 1 asisti var. Sol kanat forvet ve santrfor olarak oynuyor. Petar Ratkov'u uzun uzun konuşacağız. Sizler de artık e, videolarını YouTube'dan aratıp izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Petar Ratkov Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği yeni bir isim. Partizan'dan bir forvet daha aldı. Ensar Brahic. Fenerbahçe biliyorsunuz bu da o doğrultuda Ensar Brahiç gibi Fenerbahçe'nin yeni hedeflerinden bir tanesi ama transferi Ensar Brahiç kadar kolay olacaktır diyemem. Birçok oyuncu takip ediliyor. Söylediğimiz her oyuncu alınacak diye bir şey de yok. Yani durumu, gelişimi, kulübünün durumu, alınabilme, alınamama durumu bunlar takip ediliyor. Yeni hedef Petar Ratkov. Değerli arkadaşlar, lütfen videoyu like etmeyi unutmayın. Mevzu Fenerbahçe canlı yayını her zaman ve her yerde arabanın içinde dahi olma ilkesiyle canlı yayın şeklinde devam ediyor. Fenerbahçe için Dünya Kupası sona erdi. Fenerbahçeli futbolcular için sona erdi. Önce Ener Valencia arkasından da Mişi Batşuayi, Ekvator ve Belçika grup aşamalarını geçip sonun altıya kalamayınca Katar'dan ayrıldılar. Ener Valencia Katar'da Ekvator formasıyla 255 dakika sahada kaldı. 3 gol attı. Takımının 4 golünün 3'ünü attı. Mişibat Shuai Belçika milli takımıyla 154 dakika Dünya Kupası'nda sahada kaldı. Takımının da tek golünü attı. Son maçta Lukaku değil kulübeye hapsedilen Batshuayi oynasa muhtemelen Belçika Fas'ı mağlup edecek ve bir üst tura adını yazdıracaktı. Herhalde adını bir üst sıra yazdıramamasından Fenerbahçelilerin geneli memnundur. Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda oynayan, oynamayan birçok oyuncusu kıymete bindi. Ferdi Kadıoğlu bunların da başında. Neden başında? Sağ bek oynadı, sol bek oynadı, sağ ön oynadı, sol ön oynadı, sağ iç, sol iç oynadı. Zaten asıl mevkisi ilk geldiğinde artık o asıl mevkisi değil ama 10 numara hücuma dönük orta saha pozisyonunda ve Ferdi Kadıoğlu'nun da babasına ulaşan başta İtalya'da olmak üzere kulüpler var. Babası topu Fenerbahçe'ye atıyor daha yeni sözleşme yenilediler. Bir serbest kalma bedeli de yok Arda Güler gibi. Bir serbest kalma bedeli de yok. Bu joker olma özelliği ve oynadığı her mevkinin hakkını verme özelliği nedeniyle de Ferdi Kadıoğlu çok değerli ve Avrupa'da birçok kulübün takip ettiği isimlerden bir tanesi. Bu süreçte Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı sıkıntısı var. Jorge Jesus da yabancı sınırının kaldırılmasını istiyor. Ama en azından sezon sonuna kadar bir değişiklik olmayacağını, Ocak ayında bir değişikliğe gidilmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Jo Pedro'nun lisansının dondurulması, askıya alınması çok ciddi bir ihtimal olarak Devam ediyor. Fenerbahçe Jo Pedro'dan boşalacak yere muhtemelen boşalacak yere stoper mi golcum alacak. Öncelik yerli stoperde Kaan Ayhan'la ilgili Sassuolo tarafında bir gelişme var. Bununla da bağlantılı Jo Pedro'dan bir yer boşalırsa center formu stoper mi olacak? Orası biraz bu Kaan Ayhan meselesiyle de alakalı. Jo Pedro gerçekten bir hayal kırıklığı oldu ama. Oyuncu anlamında Fenerbahçe anlamında değil yani yaşadığı sakatlıklar anlamında yoksa çok poz, e, e, performans gösterebilecek çok potansiyelli bir oyuncu. Ya Cagliari'de 3 yıl oynamış Jo Pedro 3 sezon boyunca Serie A'da Cagliari'nin attığı gollerin %50'sine etki etmiş. Fenerbahçe'de ise maalesef 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan vatandaşlığı bulunan golcü futbolcu... 15 maçta 2 gol ve 1 asist yapabilmiş Valencia'nın, Batshuayi'nin ve Joshua King'in onların bir yana Serdar Dursun'un bile gerisinde kalmış. Maalesef gerçekten üzücü bir performans. 2 de ciddi sakatlık yaşadı değerli arkadaşlar. Bu arada Ener Valencia 5 Aralık'ta dönecek. Bazı burada spekülasyonlar var. 5 Aralık'ta dönecek. 6 Aralık'ta Antalya kampına dahil olacak. Şu Kaan Ayhan meselesini bir anlatalım. Kaan Ayhan'a döndü İbre yeniden. Böyle bir bilgi var bende. Neden? Yerli olursa kontenjanda açılacak geri Fenerbahçe bir hücum oyuncusuyla Santrfor'la doldurmak istiyor. Neden Kaan Ayhan'a döndü bundan? Peki son durum nedir? Sassulo'ya, kulübüne yeni bir teklif yapılıyor. Sasulo kiralamaya okey diyor ama sezon sonu için elden çıkarmak istiyor Kaan Ayhan'ı zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor. Fenerbahçe buna da tamam diyor aldığım son bilgilere göre ama zorunlu satın alma maddesinde 6 milyon euroluk bir rakam koyuyor Sasulo. Fenerbahçe'nin bu rakama evet demediğini duydum arkadaşlar. Tüm bunlarla birlikte yabancılarla yerlilerle Alanya Kaan, Adana Demirspor Samet, Köln'den Timo Hubers, Fluminense'den Nino, Santos'tan Felipe Jonathan ve CSKA Moskova'nın Brezilyalısı ee, futbolcunun adını şimdi hatırlayamadım Roşa Fenerbahçe'nin yine gündeminde olan isimlerden arkadaşlar. Ha Ferdi Kadıoğlu için Napoli ve Inter bunun yanı sıra yine İtalya'dan ee, bir takımın daha ve Fransa'dan da Marsilya'nın da takipte olduğunu söyleyelim 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta forma giydi o da ara ara sakatlıklar yaşadı iki tane de asisti var değerli arkadaşlar ee, bunu söyleyelim sevgili arkadaşlar e, yok 12 maçtan fazla girdi, giydi. Ee, evet, evet, 12 maçta forma giydi. Avrupa ve Türkiye. Bir an notlarımı karıştırdım, biraz not üstüne not yazdığım için. Babasına gelen teklifleri babası Fenerbahçe'ye direkt aktarmış. Bu yönde de babasının duruşunu tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de bir diğer yerli futbolcu İsmail Yüksek'e de çok ciddi ilgi var. Henüz resmileşmedi teklifler ama İsmail Yüksek için de ciddi teklifler devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe Beko. Türk Hava Yolları Euro Lig'de, Avrupa Ligi'nde bugün Real Madrid'i konuk ediyor. Genel olarak galibiyet beklentisi düşük çünkü Bielika yok, Wilbekin yok. Bu oyuncular sakatlık yaşadı ama Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 13, 11. hafta maçlarına bakıldığında geride kalan diğer 10 maçta 9 galibiyet elde edebilmiş. Bir takım sadece deplasmanda Barcelona'ya hatırladığım kadarıyla muazzam bir geri dönüş yapmasına rağmen bir sayı farkla yenilmiş bir takım. Bu akşam Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat 20.45'te. Maçın hemen ardından canlı yayında olacağız. Real Madrid bu sezon 10 maçta 7 kez galip geldi. EuroLeague'de Fenerbahçe 10 maçta 9 kez mağlup ge galip geldi. Gerçekten yine de zor bir maç olacak. Dünya Kupası'ndaki son ee, Çok teşekkürler Blue Angel. Dünya Kupası'ndaki son maçları, dün akşamki maçları herhalde bugüne kadar en azından belki bundan daha büyük hikayeler olan maçlar çıkacak çünkü bilemeyiz. En büyük e, hikayeler olan maçlar olarak kabul ediyoruz. Dün Belçika Hırvatistan'la berabere kaldı 0-0, kupaya veda etti. Fas Kanada'yı yendi ve gruptan çıkmayı başardı F grubunda. Diğer tarafta E grubunda 4-2 e, Costa yenmesine rağmen Almanya, İspanya, Japonya'ya 2-1 yenildiği için gruptan çıkamadı. Bir kez daha ikinci ya da üçüncü kez üst üste gruptan çıkamadı arkadaşlar. Böyle bir durum var. Düne damga vuran iki tane olay. Bu Belçika maçından bilen bilir bilmeyenleri de anlatacağız. Bu da Japonya maçından. Belçika maçında da şöyle bir çizgi var. Burada offside olayı var. Offside'ı Belçika'nın rakibinin omzuna göre belirliyorlar. Hücum oyuncusu beyazlı. Ee, beyazlı oyuncu. Çünkü bakın çizginin çekildiği yer kesinlikle gol atılabilecek bir uzu. Omzun ucu. Oyuncunun eli burası kol kısmı gol olacak bölüm değil. Dolayısıyla gol olacak bölüm omzun ucu çizgiyi bulduğu için bu pozisyon Belçika lehine offside'lı. Bu tür tartışmalar çok net olduğu için yeni sezonda da tekrar e, Dünya Kupası yavaş yavaş sonlanacak ve lig başlayacak. Şimdiden bunu göstermek isterim. Ama asıl mesele bu. Sizce burada Japonya bu pozisyonun devamında İspanya karşısında iki bir öne geçti. Bu top çizgiyi geçti mi? Bu topu İspanyollar avuta çıktı olarak değerlendirdi. Ama hakem hayır topun iz düşümü vardan gelen bilgi üzerine topun iz düşümü topun temas ettiği bölüm çıktı ama iz düşümü santimlerle yarım santim bile olsa beyaz çizgiye temas ettiği için topu içeride kabul ediyorum. Buradan Japon oyuncu topu döndürdü şurada da diğer Japon oyuncu golü attı bu pozisyonda top çıkmadı avut değil döndü top diye kabul etti. Sizce bu pozisyonda topun tamamı çıktı mı? Bakın arkadaşlar çok az da olsa Santim de olsa yarım santim de olsa topun tamamı çıkmış değil. Kural bu. Tartışırız ama kural bu. Bana göre de bu pozisyonda topun iz düşümü, iz düşümünü biliyoruz değil mi? Kesinlikle dışarı çıkmış değil. Kural bu. Burada bu çizgiyi atan alet, o cihaz yarım santim içeri dökmüş olsa bu top çıkmış olarak kabul edilecek. Var böyle ee, paylar veya... Burada bir bakın bakın şuralarda da var mesela şuralarda da var. Beyaz çizgiler oraya basıldıkça top vurdukça rüzgarla vesaireyle biraz çimlerin ucundaki beyaz lekeler sağa sola oynuyor. Belki bu çizgi biraz içeri doğru oynasa çok hafif top çıktı ve gol öncesi avut diye böyle bir karar verilecek. Kural bu mevzuda bu bir santimlik o sapma payı işi çok başka yerlere getiriyor. Bir olay var onu da söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ee, yeni öğrendim onu da, yeni okudum. Bir Japon atasözü var, bir de Türk atasözü var. İkisi birbirinden tamamen alakası. Şimdi Japonya çıktı gitti. Japonya e, Almanya'yı yendi, İspanya'yı yendi. Bundan sonra kim gelirse üçüncüde de yeniriz diyorlar. Bir Japon atasözü de şöyle diyormuş. İki kere olan şey üçüncü defada olur. Ama bir Türk atasözü ne diyor? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalanır. Bakalım. Türk atasözümü yerini bulacak. Bundan sonra son altıda Japonya için Japon atasözümü yerini bulacak. Bu da merak ettiğim bir konu dikkatimi çekti. Atasözleri birbirlerinden çok farklı oluyor. Değerli arkadaşlar flash bir gelişme var. Biliyorsunuz sezon başında yeni federasyon bir karar aldı. Var hakemleriyle sahada düdük çalan hakemleri ayırdı. Yani vardakiler sahaya inemiyor artık. Önceki sezonlarda öyleydi. Biraz orada biraz orada oluyordu. Sahadakiler de vara çıkamıyor ama varda hakem sıkıntısı var. Dönüşte ligin 15. haftası başlayacak. 23 Aralık 2022 itibariyle. 15. haftadan kalan 5 haftayı ilk devrede oynayacağız. Dönüşle birlikte. 15. hafta itibariyle bazı düdüklü orta hakemler vara yeniden geçecek mecbur kaldılar. İsimleri belli. Mete Kalkavan, Abdülkadir Bitigen, Ömer Faruk Ünal'ın Türkiye'deki yazısına göre var da görev yapmaya başlayacak. Muhtemelen artık bu geçişkenlik yeniden sağlanacak arkadaşlar. Yalnız Ömer abi bir kez daha eleştireceğim. Bugün yazısında demiş ki yeni federasyon eski federasyon gibi giden TFF gibi kulüp başkanlarının kendilerine verdiği emirleri uygularken kamuoyuna yok hakemin tahtası kapalı yok Ankara böyle istiyor gibi bir şey söyleyip kandırmıyor. Yeni federasyon eski federasyon gibi hakemleri satmıyor raconu kendi kesiyor diyor. Ömer abi bir kez daha Cüneyt Çakır'ın MHK'de yeniden görev almış olması seni rahatlatmış. Federasyona ve MHK'ye eleştirilerini kestin ama bence doğru değil. Bu federasyonun giden federasyondan daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Hüseyin Göçek'in maç almaması lazım. Arda kardeşlerin maç almaması lazım. Galatasaray tepki gösterdikten sonra maç alamayan, sadece Galatasaray'ın değil hiçbir takımın maçını yönetemeyen Ali Palabıyık gibi. Ama alacaklar. Bu federasyonda ve MHK'de Galatasaray'ın ağırlığı bu kadar netken senin bu federasyon eski federasyon gibi hakemlerini satmıyor demene katılmıyorum. Dünya Kupası son 16'ya girdi. Yavaş yavaş. 23 Aralık 2022 itibariyle bundan 19-20 gün sonra Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Ben bu arada ya çok erken konuşuyorsun diyenlere inat tarihe not düşmek için MHK TFF hakem mevzularını tweetlerimde yazdım. Youtube'umda, Facebook'umda konuştum. Tarihe not düşmek istedim. Atilla Karaoğlan'ın yerde acı içinde kıvralan Joao Pedro'ya veya veya Kano maçında nasıl bağırdığını yerdeki adama videolarıyla Twitter'da, sosyal medyada gördünüz. Bu hakemlerin son dönemde yetiştirilen düdüklerin maalesef Fenerbahçe ile ciddi bir problemi var. Bu problemi sizler yorumlayabileceksiniz bundan eminim. Yorumlara da yazın. Sabri Çelik'in istifa etmesi federasyonda MHK'de Galatasaray ağırlığının sonlandırılması lazım. Ömer abi Cüneyt Çakır rahatlığıyla yeni federasyon iyi hakemlerini satmıyor diyebilir ama maalesef hakemlerin bilinçaltına verilen mesajlarla birlikte Fenerbahçe'nin son iki hatta Başakşehir'le üç maçında garip şeyler olduğunu söyleyebilirim. Bunlara tarihe not düşeceğim. Bağıra bağıra söyleyeceğim. Başakşehir maçında denediler olmadı. Sivas maçında denediler olmadı. Giresun maçında başardılar. Fenerbahçe her şeyin farkında. Bizler de her şeyin farkındayız. Aklımızla, zihnimizle, zekamızla, hafızamızla sakın alay etmeyin. Buradan konuşmaya devam edeceğiz. Başka yerde konuşturmasalar da burada kendi mecramızda anlatmaya, aykırmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe için değil, adalet için, eşitlik için bir hakem kendi içinde bari kart standardını düdük standardını tuttursun. Aynı hakem orada başka, burada başka düdük çalamaz. O hakem ve onun MHK'si adaletten bahsedemez. Tekrar görüşeceğiz. Videoyu like etmeden yayından ayrılmayın lütfen. Akşam canlı yayında 20.45'teki Fenerbahçe Beko Real Madrid EuroLeague maçından sonra canlı yayında YouTube'da ve Facebook'ta buluşalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Arda'nın sakatlığının Antalya kampına gitmesine engel olduğunu duydum. Tedavisi İstanbul'da devam edecek değerli dostlar. Ahmet Konaç Instagram sayfasına da son dönemde yoğun bir ilgi gösteriyorsunuz. Siz Instagram sayfama ilgi gösterdikçe ben de oraya buralardan farklı içerikler koymaya teşekkür ediyorum sizlere ve gayret gösteriyorum. Adi Zeytinel demiş ki kısa oldu ama güzel oldu demiş. 20 dakika geride kaldı demek ki su gibi aktı. Birçok YouTube videosu en fazla bu kadar 10 dakika olan bile var. Birçok mecrada ama biz 20 dakikayı yapınca bile sizler tarafından kısa kabul ediliyor. Demek ki su gibi akıyor demek ki beğeniyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Fenerbahçe ile kalın. Instagram'a bekliyorum. Hoşça kalın. Insegra.